Tekrar hoş geldiniz diyorum. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Üniversite dışındaki katılımcılar için de küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bu toplantı, kariyer etkinlikleri Edebiyat Fakültemizin ve bölümümüzün birlikte düzenlediği bir etkinlikti. Ve amacımız da daha çok lisans öğrencilerimize, lisans üstü öğrencilerimize kariyerlerini planlamada yol göstermekti. Bu anlamda çok farklı etkinlikler devam ediyor. Edebiyat Fakültesinin ve üniversitemizin sayfasından bu etkinliklere ulaşabilirsiniz. İşte mülakat teknikleri, CV yazma eğitimi ya da alanla ilgili KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı, başka çalışma imkanları gibi çeşitli bilgilerin verileceği bir etkinlikler serisi aslında bu. Burada ben de gerek lisans öğrencisi arkadaşlarımızla, gerek de lisans üstüne yeni başlayan araştırmacı arkadaşlarımla konuştuğumda fark ettiğim aslında bir eksikliğimizdi ki ben de lisans üstüne başlayana kadar, yüksek lisans tezime başlayana kadar dijital arşivlerden, kütüphane arşivlerinden aktif bir şekilde yararlanmıyordum. Ve bu anlamda hem yol gösterici olmak için hem de hep birlikte bilgilerimizi güncellemek için, çünkü bildiğiniz üzere pandemiden sonra hele ki dijital arşivler gittikçe artmaya başladı. Hatta muhtemelen çoğunuza gelmiştir WhatsApp gruplarında, mesajlarında uzun bir kütüphane listesi yayınlandı. Fakat bundan tabii ki çok daha önce başlıyor çalışmalar dijital dönüşüm anlamında. Ve biz araştırmacıların da kullanmak zorunda olduğu önemli kaynaklar pek çok katalogta, kütüphanelerin arşivlerinde mevcut. Özellikle merkez dışındaki, yani İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki araştırmacılar için büyük kolaylık sağlıyor bunlar. Bunun dışında elbette ki tarihi birikim, bir rahat izlemek ve belgelere ulaşmak pek çok çalışmanın temelinde var. Yani yalnızca edebiyat değil, işte sosyoloji, arkeoloji, mimarlık, farklı alanlardaki çalışmalar elbette ki bu birikimden yararlanacaklar. Bu sebeple ben önce kendim aktif olarak kullandığım bazı sonrasında sizler de farklı alandan arkadaşlarımız da olabilir. Onlar da dilediğiniz gibi sohbet kısmına yazarsanız eğer çevrimiçi bir şekilde hep birlikte öğrenme imkanımız olur böylece. Bir de şunu eklemek istiyorum aslında. Kataloglar başlamadan önce, arşivlere başlamadan önce bu faaliyetlerin nasıl başladığından bahsedeceğim. Ekranımı görebiliyor musunuz acaba? Görünüyor hocam. Evet, paylaştığım ekranı görüyorsunuz. Tamamdır. Evet, aslında kütüphane arşivleri, yani dijital arşivlerden önce biz kütüphaneye gittiğimizde bu büyük çekmecelerle, dolaplarla karşılaşıyorduk. Ve bunların içinde küçük fişler vardı. Bu fişlerden birkaç nüsha var. Birisi kitabın içinde, çekmecenin içinde. Bir de kütüphanecinin elinde olabilir. Bunlar genelde A'dan Z'ye sıralanmış biçimde, yazar isimlerine göre tasnif edilmiş biçimde küçük fişlerden oluşuyor. Ve çekmeceyi açtığınızda da siz ilgili fişi gidip buluyorsunuz kütüphaneciden. O yazarın hangi kitaplarını istiyorsanız, kapalı raf sistemiyle çalışan kütüphanelerde ve milli kütüphaneler böyledir. Kütüphaneci size kitabı getiriyor. Bu anlamda aslında dijital dönüşümün ne kadar kolaylaştırdığından işlerimizi bahsedeceğiz. Örnek bir fiş de göstermek istiyorum. Bu şekilde bilgilerin yer aldığı, demirbaş numarası, rafta hangi sırada bulunduğu ve kitabın künye bilgileri yer alıyor. Tabii daha da sonra özellikle dergi ve gazetelere geldiğimizde biz mikrofilmleri görüyoruz. Bunları mikrofilmlerde saklıyor kütüphaneciler ve şu şekilde minik minik kareler halinde bir rulo var. Bu ruloyu siz mikrofilm makinesine takıyorsunuz. Şurada belki biraz karanlık. Bir ricam var. Mikrofonlarımızı kapalı tutabilir miyiz? Söz alarak konuşalım. Sesler yankı da yapıyor çünkü. Teşekkür ederim mikrofonlarımızı kapattığımız için. Şu gösterdiğine mikrofon takılıyor ve iki ucu başı ve sonu şu şekilde. Şu tutmaçlar sayesinde de biz sayfalar arasında geçişi sağlıyoruz. Ve buradan daha sonra meclis
arşivinden bir fotoğraf bu. Benim yüksek lisans çalışmaları sırasında çektiğim bir fotoğraftı. Notlarımızı alıyoruz ve kütüphaneciye bunları iletiyoruz. Daha sonra CD ile mikrofilmler bize veriliyor. Bu da yine başka bir mikrofilm makinesi. Burada ekranı aşağıda görüyoruz ve şuradaki düğmelerle de sayfalar arasında geçiş sağlanıyor. Küçük kutularda da mikrofilmler saklanıyor. Tabii bu ikisi de aslında çok gürültülü aletler çünkü sayfaları çevirdikçe ya da tuşlara bastıkça epey büyük ses çıkıyor. Bu da yine başka bir mikrofilm makinesi. Burada da aşağıdaki kaydırma alanı sayesinde sayfalar arasında geçiş sağlanıyor. Bu da Fransa Milli Kütüphanesi'ndendi ve burada da mikrofilm makinesi farklı bir cihaza bağlı. Onu bilgisayara aktarıyorsunuz ve çıktıyı da bu şekilde ister PDF halinde dijital formatta alıyorsunuz, ister de yazıcıdan ilgilendiğiniz sayfaların çıktılarını alabiliyorsunuz. Ve bazı kataloglardan bahsetmek istiyorum. Örneğin Sül Yayın kataloglarında aslında dijitalleşmeye gelene kadar, belki şu anda aslında önemli yine kullanıyoruz. Osmanlı Türk Süveli Yayınları diye Hasan Duman'ın 3 ciltlik bir kataloğu var. Burada alfabetik olarak gazete ve dergiler sıralanmış durumda ve karşısında da hangi kütüphanede bulunduğu yazılı. Bu bilgiyle siz kütüphaneye gittiğinizde, hatta içerik bilgisi de mevcut şu anlamda içerik, kaç sayı ellerinde bulunduğu, hangi tarihlere bunların tekabül ettiği gibi bilgilerle birlikte kütüphaneye gitmeden önce bu kataloglar sayesinde ya da oradaki taramalarda hangi gazetenin nerede olduğunu bulup ona göre bir yol izleyebiliyoruz. Bunun dışında aslında farklı kataloglar var. Örneğin kadın dergileri bibliografyasını göstermek istedim burada. Bunu hatta elimde bir dijital halde mevcut. Şöyle bir bibliografya bu da. 1869 ve 1927 arasında çıkan tüm kadın dergilerini içeriyor. Zehra Toska Hoca'nın önderliğinde hazırlanmış bir çalışma. 94 yılında yayınlanıyor sanırım Metis yayınlarından. Şöyle indekslenmiş bir çalışma. Bir örnek göstereyim bir dergiden. Şöyle mesela Aile isimli dergi. Haftalık mı, aylık mı olduğu, günlük mü olduğu bilgisi var. Kaç sayı olduğu bilgisi. Ve içeriğine dair de bir dizin hazırlanmış. İlk sayıda hangi yazılar var ve hangi tarihler. Bu şekilde bir katalog hazırlanmış. Ve bunun gibi aslında belki hani aramızdaki araştırmacıların da faydalanabileceği başka bir kaynak daha göstermek istiyorum. Bu başka bir kaynakça denemesi aslında. Bu da Hasan Anamur'un Fransızcadan Türkçe'ye çevrilen eserler üzerine bir bibliografya çalışması. Bildiğiniz üzere Tanzimat Edebiyatı ile birlikte, Tanzimat Dönemi ile birlikte Batı Edebiyatı, Fransa özellikle örnek alınıyor. Bu aşamadan itibaren yakın zamanlara kadar Fransızcadan çok fazla çeviriler yapılıyor. Cumhuriyet dönemi de dahil buna. O sebeple bu gibi kataloglar, bibliografya çalışmaları oldukça önem arz ediyor. Ve şimdi şeyden devam edebiliriz. Konuşmam aslında 3 adımdan oluşacak. Dijital arşivler ve kütüphane arşivleri ile ilgili başlıkta. Öncelikle giriş, genel taramalar, genel kataloglar neler, bunlardan bahsedeceğim. Ve süreli yayınlarla birlikte, yani gazete ve dergilerle birlikte bu alanda yapılmış bazı güzel çalışmalar var, bazı güzel projeler var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Örneklerini de göstereceğim. İkinci aşamada kişisel koleksiyonlar ve şehir belleğine değinmek istiyorum. Burada özellikle İstanbul özelinde yapılmış güzel bir ses çalışması var, İstanbul'un sesleri diye. Ona hep birlikte bakalım istiyorum. Son aşamada da biraz daha alanın içindeki kişiler için ya da bu alanı merak edenler için yazmalar, kitabeler, Osmanlı araştırmaları ve tarihi belgelere değineceğim. Şimdi öncelikle yaptığım hazırlığı açıyorum. Web sayfası da gözüküyor değil mi? Bir saniye.
Web sayfalarını görebiliyor muyuz acaba? Sorun var mı? Tamamdır, çok teşekkür ederim. Bu toplu katalog. Toplu katalogta biz tüm ülkedeki tüm kütüphanelerde neler olduğunu görebiliyoruz. Örneğin yazar adına göre aratalım. İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle de Mehmet Akif geldi aklıma bu tarihlerde. Örneğin Mehmet Akif'in kitaplarını hangi kütüphanede olduğu şurada ve hangi kaç sayıda eser olduğu sol tarafta yer alıyor. Ve örneğin Safahat, işte Başkent Üniversitesi Kütüphanesi'nde mevcut. Bu sayede işte katalogtan bakıp hangi Demirbaş numarasına kayıtlı olduğuna bakıp ya gidebiliriz ya da kütüphaneler aracılığıyla bunları temin edebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün KOHA isimli bir kataloğu var. Bu da il halk kütüphanelerini kapsıyor aslında. Ve burada güzel olan bir şey de e-kitap aramasının olması. Örneğin burayı da yine Mehmet Akif bakabiliriz, arayabiliriz. Evet, eser adını da aradım ben. Ve Ahmet Kabaklı'nın bir eseri çıktı karşımıza. Burada işte sayfalar üzerinde notlar alabilir, çevrim içi okuyabilir ve maksimum 60 sayfaya kadar da çıktı alabiliriz. Onun yanında mail yoluyla da yine kendimize gönderebiliriz. Fakat 60 sayfa sınırı var ama çevrim içi sistemde herhangi bir sorun yok. Biraz açılması uzun sürecek sanırım. Bunları bu şekilde. Bu arada konuşmanın sonunda da tüm bu linklerden oluşan bir 45 sayfa bağlantısı var. Bir PDF dosya hazırladım. Onu da yine sohbet kısmından paylaşacağım sizlerle. Bunun dışında yine il halk kütüphanelerinden herhangi bir kitabı biz isteyebiliriz. Kendi ilimizde olmayan bir kitabı da bir ücret karşılığında isteyebiliriz. Ancak uygun bir ücret bu. Yaşadığınız ile şehre göre buradan da kütüphaneleri seçebilir. O bölgede neler olduğuna bakabilirsiniz. Ayrıca hemen hemen tüm şehirlerde, örneğin Muğla'da bir Muğla kitaplığı da var İl Halk Kütüphanesi'nde. O yüzden şehrin tarihini, belgelerini ya da farklı açılardan şehirde yapılmış kültürel, sosyolojik ya da halk bilimi çalışmalarına bu sayede de erişilebilir. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir e-kitap sayfası var. Burada da örneğin edebiyatta eski Türk edebiyat alanına bakalım. Divanlar, mesneviler, mecmualar. Epey geniş bir arşiv var. Bunları indirebiliyoruz. Baki Divanı, Şeyh Galip Divanı. Bunlardan birkaçı. Evet, tam metin burada yer alıyor. Bir de yine üniversitemiz öğrencileri için tekrar hatırlatmak istiyorum. Üniversitemizin kütüphanesinde hem basılı hem de elektronik kaynaklar, çeşitli veri tabanları mevcut. Örneğin bu açık erişim veri tabanlarında oldukça fazla seçenek var. Burada da yine aynı şekilde sayfalar arasında gezinebiliyoruz. Sayfaların üzerine notlar alabiliyoruz, kaydedebiliyoruz. Örneğin hiperkitaptan bir örneğe bakabiliriz. Hepsi için örnek göstermeyeceğim ama kimileri için önemli. Bir anahtar kelimeyle aratalım. Galiba uzun sürecek, evet. Evet, ama bu da benzer şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığıyla benzer bir şekilde çevrim içi okuma ve indirme hakkını bize veriyor. Örneğin Yeni Harflerle Kadın Yolu, Türk Kadın Yolu dergisinin yeni harflere aktarılmış hali var. Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin bir çalışması. O kütüphaneye de birazdan değineceğim. Ve aslında araştırmacılar için olmazsa olmaz önemli bir koleksiyon da Milli Kütüphane koleksiyonu. Burada da yine aynı şekilde dijital kütüphane sistemi, makaleler bibliografyası ve elektronik veri tabanları olmak üzere konuşan kitaplıkta yeni açılmış görme engelliler için sesli kitaplar mevcut içinde ve üye olarak buraya da faydalanabiliyoruz.
Bibliyografyalar burada önemli çünkü makaleler bibliyografyası, Çanakkale Savaşları ya da Mehmet Fuat Köprülü, Açlık Veysel, Yahya Kemal Beyatlı bibliyografyası gibi pek çok bibliyografyaya sahip. Yani burada da Yahya Kemal ile ilgili yapılmış örneğin tüm çalışmalara ulaşabiliyoruz. Şöyle gösterebilirim. Yararlanılan kütüphaneler. Kendisi hakkında bilgi ve öncelikle kendi kitapları, daha sonra da Yahya Kemal'in kendi yazdığı eserlerin dışında bir de onun üzerine yazılmış çalışmaların olduğu geniş bir arşiv. Hakkı Tarık Hus, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin bir koleksiyonu. Burada da eski harfli süreli yayınlara erişebiliyoruz. Burada sadece Dejavu isimli bir program var. Onu şurada bağlantıdan indirdiğinizde tüm gazeteler alfabetik bir şekilde sıralanmış. Örneğin bizim alanda çok kullanılan bir şey, gazete çok ismini duyduğumuz Tercüman-ı Hakikat, T harfinde. Ve ona da bu şekilde tüm sayılara, daha doğrusu kütüphanenin elinde hangi sayılar varsa onlara erişim sağlıyoruz. Şurada. Evet, oldukça geniş. Yani neredeyse Hakkı Tarık Usta, pek çok eski harfli süreli yayın mevcut. Bu anlamda tez çalışmalarında ya da farklı araştırmalarda kullanılabilecek güzel bir arşiv burası da. Benzer şekilde başka, bu arada belki de konuşmayı hani birkaç oturumdan da yapmamız mümkündü. Çünkü Avrupa'da çok farklı kütüphanelerin arşivlerinde gerek Osmanlı süreli yayınları gerek Türkçe kaynaklarla ilgili epeyce bir bilgi mevcut. Örneğin burada Osmanlı ve Türk süreli yayınları var. Bu şekilde yine bunlara da erişebiliriz. Diyojen'in ismini de çok duymuşuzdur örneğin. Ya da bir önceki sayfada ben tam listesine rastladım. Yakup Kadri ve grubunun çıkardığı Kadro isimli derginin dijital aktarılmış hali var. Yine şurada sayfalar arasında ilerleyerek dergiyi okuyabiliriz. Şurada yazıları görüyoruz gibi. Bir diğer Osmanlı periyodikleri için önemli bir kütüphane de Farabi Dijital Kütüphanesi. Osmanlı süreli yayınları ya da uluslararası ilişkilerle ilgili, dil ve edebiyatla ilgili çok farklı dilden ve Osmanlı'yla da ilgili, Türk arşiviyle de ilgili önemli kaynakların olduğu güzel bir kütüphaneydi bu da. Meclis Kütüphanesi. Mecliste gerek tutanaklara erişim, gerek süreli yayınlara erişim mevcut. Açık erişimleri de mevcut bunların. Örneğin açık erişim meclis sayfasına, işte gazete, ben sadece gazete yazdım. Günlük gazeteler ya da başka dergiler, bunlar da yine Meclis Kütüphanesi de unutulmaması gereken arşivlerden birisi. Süreli yayınlardan bahsederken yeni harfli süreli yayınlar için İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı güzel bir proje var. Gazeteden Tarihe Bakış Projesi. Burada da oldukça geniş bir kaynak, yeni harfli gazeteler var, Latin harfli gazeteler var. Ve 18 binden fazla, 19 bine yakın cilt gazete olduğu yazılıyı da projenin içinde. Ben de faydalanıyorum buradaki gazetelerden ve İngilizce, Fransızca, Türkçe, Osmanlı Türkçesi, Almanca, Rumca olmak üzere çok farklı dillerde gazeteler mevcut. Ve Atatürk Kitaplığı, İstanbul Taksim'deki Atatürk Kitaplığı. Burada da yine yazma eserler, fotoğraflar, kartpostallar, haritalar başta olmak üzere, makaleler olmak üzere pek çok veri tabanı mevcut. Şuradan hatta bir örnek de açtım. Örneğin burada kişisel arşivler de var. İşte Fatma Aliye'nin, Şair Nigar Hanım'ın kişisel arşivleri, evrakları. Burada Şair Nigar Hanım'ın bir günlüğünü aldım ben örnek olması açısından. Bunlar tabii kişisel arşivler oldukça önemli. Çünkü biz aynı zamanda orada çok yönlü bir ilişki görüyoruz. Çünkü işte mektuplar, günlükler, müsveddeler ya da gazetelerden, dergilerden, yazarların, şairlerin aldığı kesitler,
çok yönlü bir ilişki sağlıyor. Hem dönemin tarihini görüyoruz, hem de bu gibi bu kaynakların nasıl edebi eserde işletildiğine, yer verildiğine, yazarı besleyen unsurlara görmemiz açısından önemli. Bildiğim kadarıyla da şair Nigar Hanım'ın günlükleri şu anda Latin harflerine aktarılıyor. Henüz bitmedi çalışma. Bu anlamıyla da hani epey araştırılacak mesele var. O yüzden tarihle birlikte işte edebi metinlere de bakmak ya da kişisel arşivleri araştırmak, koleksiyonlara bakmak hem yazarı tanıma hem de metnine açısından önemli. Birazdan Tanpınar'ın kişisel arşivine de değineceğim. Orada da bildiğiniz üzere Tanpınar'ın günlükleri yayınlandığında Aydaki Kadın isimli bir yarım kalmış bir romanı vardı. İşte ona dair notlar da yayımlandı. Ancak günlüklerinde bu romandan çok fazla bahsediyor. Ya da o sırada yazdığı şiirlerden çok fazla bahsediyor. Nelerde zorlandığı, neyi nasıl kurguladığını görüyoruz. Belki de bu anlamda birbirini tamamlayıcı metinler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü günlüklerinde bahsettiği meselelerle yarım kalan romandaki meseleler bazen metni tamamlamamızda bize yardımcı oluyor. Bu arada şiir konusu da aynı şekilde. Ben Paul Valéry üzerine çalışıyorum. Türk şiirindeki bir karşılaştırma üzerine çalışıyorum. Burada da şey var aynı şekilde. Bazı şiirlerinde Valéry'nin ruhundan yardım diliyor. Onun kimi şiirlerini örnek aldığını söylüyor. Bu anlamda da hem çoklu bakış hem de karşılaştırma anlamında bize epey bilgi veriyor kişisel arşivlerdeki bu koleksiyonlar. Yani bir yazarın hem zihinsel dünyasının gelişimi, yararlandığı kaynaklar, eserini besleyen unsurlar ya da dönemin sosyal, toplumsal ilişkileri gün yüzüne çıkmış oluyor aslında. Kadın Eserleri Kütüphanesi'nden az önce de bahsetmiştim. Burada da koleksiyonlarda hem arşivler hem de kitap koleksiyonu, süreli yayınlar koleksiyonunda oldukça fazla malzeme var. Gazete kupürleri de aynı şekilde. Burada sayısal verileri de zaten karşımıza görüyoruz. Süreli yayınlar koleksiyonunda hem Cumhuriyet'ten sonra hem de Cumhuriyet öncesi için çok fazla derginin erişime açıldığını görüyoruz. Burada da hem bir listesi var hem de katalogta arama yapma, dijital dergilerden faydalanma imkanımız var. Bu biraz sürecekti, evet. Süreli yayınlardan birazcık daha devam ediyorum. Çünkü bu alanda gerçekten yapılan güzel projeler var. Bu da Türk Edebiyat'ta Tefrika Roman Tarihi. Romanlar önce gazetelerde basılıyor. İşte Tanzimat'la birlikte çünkü gazetecilik faaliyetleri artıyor. Çok fazla gazete mevcut. Basın tarihine baktığımızda gerçekten o dönemden sonra müthiş bir furya var. Ve kimileri basılıyor elbette romanların ama bir kısmı da ilk önce gazetelerde peyderpey yayınlanmaya başlıyor. Bu işte arkası yarın gibi şimdi takvimlerde ya da işte yeni çalışmalarda da görüyoruz bunları. Her gün çıkan bu gazetede, bir gazetede edebiyat sütununda farklı romanların, farklı hikayelerin gün gün parça parça yayınlanmalarına işte tefrika diyoruz. Ve bu projede, Özyeğin Üniversitesi'nin bu projesinde de tüm gazeteler, dergiler taranarak tefrikaların izleri sürülüyor. Çok da zor bir şey. Çünkü uzun zamanı alacak bir çalışma. Ve bunların işte bir listesi, çeviri tefrikalar, farklı dillerden yapılmış çeviriler, telif tefrikalar yani yazarların özgün metinleri yazdıkları veri tabanından da bu şekilde erişime açılmış. Bunlar yayın evleri tarafından da yine basılmaya devam ediyor. Basılı bir şekilde de var. O yüzden güzel projeler ve dediğim gibi yapılacak epey de proje var aslında. Tabii biz bu sırada gazeteleri tararken, gazetelere, dergilere, mecmualara bakarken şunu da görüyoruz. Hem dönemin tarihi bilgileri çünkü biraz sonra tercümanı hakikaten bir örnek göstereceğim. İlk başta işte tüm dünyadan bilgiler, siyasi bilgiler yer alır. Sonra Osmanlı topraklarından bilgiler, işte önemli vilayetlerden haberler. Daha sonra bir edebiyat sütunu, fen sütunu onu takip eder. Devamında da Haydarpaşa Garı'nın tren saatleri ve çeşitli reklamlar.
Bu sebeple pek çok alandaki gelişimi ve haberleri görebiliyoruz. Edebiyat tutumunun ayrıca bir önemi de şu, devrin edebi tartışmalarını, edebiyata bakışı, ilk metinlerin izinden gidebiliyoruz. Hatta konu açılmışken tercüman hakikati bir an önce göstermemde fayda var. Çünkü orada ben yüksek lisans tezim sırasında çok güzel bilgilere rastladım. Bu tercüman hakikatin ilk sayfası ve 4 sayfadan oluşuyor. Fakat biraz boyutları büyük sayfaların. Bu bahsettiğim vilayetten haberler kısmı. Keşke bir tefrika roman örneği de koysaydım. Çünkü tefrikalarda şöyle bir büyük sayfa genelde yarısı şöyle bir çizilmiş oluyor ve tefrika alt kısımda yer alıyor. Edebiyat sütunundan bir örnek göstermek istedim. Alan içindekiler yine bu konuya hakimlerdir. Edebiyat Ahmet Mithat Efendi'nin yönettiği bir gazete ve edebiyat sütununu bir süre yönettikten sonra Muallim Naci'ye bırakıyor buranın yönetimini. Burada da Muallim Naci bir öğretmen tavrıyla işte yeni yazarlara, şairlere yol gösteriyor. Bu anlamda edebi eleştiri metotlarını görüyoruz biz. Çünkü dergiye oldukça fazla işte genç şairlerden, yazarlardan metinler gönderiliyor. Devrin önemli şairleri de, yazarları da aynı şekilde metinlerini gönderiyor. Ama Muallim Naci bir muallim gibi bunları eleştiriyor. Örneğin işte Muhallir Efendi diye başlayan bir mektup var. Mektuptan sonra genelde işte gazel, ne göndermişlerse hikaye olabilir, metinler yer alıyor. Ve tercüman-ı hakikat başlığı altında da Muallim Naci'nin ya da sütunu kim yönetiyorsa farklı dergilerde çünkü geniş bir hareket bu. Edebiyat sütunu, fen sütunu, devrin pek çok dergisinde, gazetesinde var. Kim yönetiyorsa o da eleştirilerini Tercüman Hakikat ismi altında burada sunuyor. Burada benim gördüğüm mesele şuydu. Halit Ziya Uşaklıgil'in daha 14 yaşındayken gönderdiği ilk öyküye rastladım. Aşkımın Mezarı. Şurada da zaten ilk önce derdini anlattıktan sonra imzasını görüyoruz. Uşak Gizade, Mehmet Halit. Aşkımın Mezarı isimli bir küçük hikaye gönderiyor. Ve o dönemde de Muallim Naci'nin eleştirilerini oldukça fazla görüyor. Çünkü biraz gerçekçi bir bakışı var Muallim Naci'nin. Romantik bir tavırda değil. İşte mezarda aşkını, sevgilisini arayan bu karaktere, hikaye kişisine verdiği cevap şu, işte mezarda can aranmayacağı, ölüde bir aşk olamayacağı gibi biraz realist bir bakış açısıyla cevap veriyor. Tabii Halis Ziya'dan önce de bahsettiğim gibi o zamanlar daha çok genç. Fakat Tevfik Fikret de aynı şekilde yine buraya yazı göndererek Muallim Naci'nin eleştirilerinden geçiyor. Bu anlamda bir sonraki dönemin büyük isimlerinin aslında nasıl yetiştiğini görüyoruz. Ya da kimlerin hangi kimlerin kimlerle birlikte yazdığını görüyoruz. Ve hangi tartışmaların, dil tartışmalarının, özellikle Arapça ve Farsça unsurların Osmanlı Türkçesinde nasıl uygulanacağı konusunda, nasıl bir yol izleneceği konusunda yıllar süren tartışmaları görüyoruz. Çeşitli test çalışmalarıyla aslında bu gazete ve dergilerin indeksleri de hazırlandı. Edebi hareketliliğe de bakıldı. Ama hala araştırılmayı bekleyen pek çok gazetede mevcut. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim tekrar veri tabanlarından. Servet-i Fünun dergisi, Tercüman-ı Hakikat'ten sonra önemli dergilerden birisi bu da. Osmanlı kültür tarihindeki yeri Latin harflerine aktarılarak ve tematik başlıklarla birlikte Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hocaları tarafından ve öğrenciler tarafından hazırlanmış güzel projelerden birisi. Şuradan işte sayılara ulaşabiliriz. Yazarlar, eserler, kişiler. Hatta kategorilerdeydi sanırım. Tematik bir şekilde başlıkları da görebiliriz. Evet, birazcık uzun sürüyor açılması gerçekten. Şu kategoriler. Örneğin edebiyat, çeviri edebiyat eleştirisi, çeviri kurmacalar, telif edebiyat. Hem eleştirileri hem de kurmaca metinleri, fen alanındaki haberleri, çeşitli görselleri,
inceleyebiliyoruz. Tabii bazı tefrika romanlar burada yayınlanırken bunlar görselleriyle birlikte de yayınlanıyor. Çünkü kimi illüstrasyonlar çiziliyor. Bunun gibi çalışmalar da mevcut. Yani metin ve görsel arasında nasıl bir ilişki olduğu gibi çalışmalara da bu şekilde kapı aralamış oluyor aslında. Atatürk Üniversitesi'nin kütüphanesi özellikle Seyfettin Özege koleksiyonu bağlamında önemli. Çünkü biz bu koleksiyondan yine eski harfli yayınlara ulaşabiliyoruz. Burada dijitale aktarılanlar şu imleçle e-yayın yazıyor zaten üzerinde. Tıklandığında okunmaya ve indirmeye açık. İSAM Araştırmaları Merkezi'nin kütüphanesi İstanbul'da yine. Nasıl çalıştığı hakkında da bilgi vermek istiyorum. Zannediyorum değişmediyse hala fiziksel erişim konusunda sadece lisansüstü öğrencilere, araştırmacılara ve akademisyenlere izin veriliyor. Ancak yine dijital arşivi de oldukça geniş ve her seferinde yıllar içerisinde güncelleniyor bu arşiv. Örneğin en son Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri diye bir veri tabanı açıldı. Örneğin buraya dil yazdığımızda dille ilgili çeşitli eserlerin PDF'leri ulaşabiliyoruz. Ya da yazar adına göre de aratabiliriz. Aradığımız bir eser varsa ona göre de aratabiliriz. Bir de İSAM'ın çalışma yöntemlerinden birisi de şu. Eski harf yayınlarda ya da telif engeline takılmayan yayınları size PDF olarak gönderiyor. İletişim adreslerinden mail attığınız zaman tabii ki de çalışmanızın konusunu, niçin buna ihtiyacınız olduğunu açıklamanız gerekiyor. Böyle bir açıklamadan sonra neredeyse gün içinde çok hızlı bir şekilde ilgilendiğiniz kitabı taratıp size mailinize gönderiyorlar. Tabii telife takılan eserlerde de belli bir bölümünü alabilirsiniz. O yüzden bu da yine güzel bir hizmet. Hatta çok fazla arşiv veri tabanı var. İşte bir müzik arşivi var mesela burada. Bir de şunu unutmamamız gerekiyor aslında. İSAM böyle çalışıyor. Pek çok kütüphane de böyle çalışıyor. Biz bir şey aradığımızda, örneğin uzatma harfli olanlarda ya da işte Ahmet Mithat'ta çok sorun yaşanır. Mesela D ile mi T ile mi yazılacak diye Ahmet'teki D ya da Mithat'taki D ve S'ler. Ya da uzatmalar. İşte az önce Muallim Naci örneğini verdim. Fakat burada şöyle bir kodlama sistemi var. Pek çok kütüphanede de bu işliyor. Bu şekilde 2-3 harfini yazdığınızdan isminden, ikinci isminden ya da soy isminden size yine de bir şey çıkartıyor. Ellerindeki belgeleri çıkartıyor. Bu anlamda hani şapkayla mı yazdım, D ile mi, T ile mi yazdım bu sertleşme ve yumuşamalarda bu şekilde bir yol izlenebilir ve işimizi kolaylaştırır aslında. Evet, burada Muallim Naci'nin işte bir notaya da aktarılan, bestelenen bir şiirine dair belgeler var. Onun dışında bahsettiğim eski harfler kitaplara da şu şekilde ulaşabiliriz. Yine PDF'den bunlara ediniyoruz. Bir de şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kütüphane katalog taramada Mehmet Akif geldi aklıma, onu aratalım. Onun bir esere ihtiyacımız var. Diyelim bu Akif külliyatına ihtiyacımız var. Şu demirbaş numarasıyla birlikte mail adreslerine gönderdiğimizde eğer uygun görüyorlarsa PDF şeklinde mail adreslerimizi iletiyorlar. Millet Kütüphanesi, belki de içinizde ziyaret edenler vardı ama ben henüz gidemedim. Oldukça geniş bir arşivi var. Dijital arşivi de aynı şekilde. Basılı koleksiyonlar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Kütüphanesi, çeşitli bölümler. O yüzden bunu da yeni zamanda listeye ekledik aslında. Burası BNF, Bibliothèque Nationale de France, Fransa Ulusal Kütüphanesi'nin katalog sistemi. Buradan şöyle faydalanabiliriz. Bazı eserlerin, Tanpınar yazalım mesela, yalnızca fiziki olarak mekanda değil, elektronik bir şekilde de ulaşma imkanımız var. Örneğin, şurada yok sanırım ama şu sağ tarafta dijital versiyonları varsa eğer onların da bilgisi çıkıyor. Ama ayrıca siz dijital kısmında aratma yapmak isterseniz eğer, şurası bu site.
Yine önemli bir kaynak. Buraya geçen gün şey denemiştim, junk yazdım ve sonrasında yayınlanmış birkaç makale de karşıma çıktı. Farklı alanlardan örnekler olsun diye bunu verdim. Tabii açıklamaları, zannediyorum kütüphane arama sistemi şeyi de açık. İngilizce, Fransızcalar atabilirsiniz ya da bu Türkçe harfi de kabul etti. Örneğin şöyle bir junk var. Burada yapılmış, burada bulunmuş. Evet, bu junk'tür. Raif Yelkenci junk'ü. Bu okunmuş ve 2018 yılında bir makale yayınlanmış. Araştırmacılar bu arşiv üzerinden bulmuşlar metni. Bu da bu şekilde. Tümüne erişim hakkına sahipsiniz. Kaydedebilirsiniz. Ne üye olduğunuz takdirde online bir şekilde notlar alabilirsiniz. Ve bu sayede aslında ya da buraya el yazmaları yazdığımızda, yani Osmanlı el yazmaları yazdığımızda geniş bir arşiv çıkıyor karşımıza. Bu anlamda yeni çalışmalara da her zaman açık. Tabii yapılan çalışmaları öncelikle karşılaştıracağız. Şurada da dil kısmından seçebiliriz. Diyelim biz Osmanlı Türkçesi metinleri arıyoruz sadece. İşte Fransızca ya da Farsça da var. O zaman size filtreleyip bu metinleri sunuyor. Evet, şimdi az önce de biraz kişisel arşivlerin öneminden bahsetmiştim. Çok yönlü bir okuma, bir bakış sağlamasından bahsetmiştim. Tanpınar Merkezi bu anlamda ülkede yapılan güzel çalışmalardan birisi. Çünkü burada biyografisinin dışında fotoğrafları ve arşivde aslında onun karalamaları, el yazmaları, mektupları, birçoğu bunların basıldı, dergah yayınlarının tarafından basıldı. Ancak şurada, şu diğer kısımda örneğin notlar, karalamalara bakalım. Burada işte yazarın elinden yaptığı küçük düzeltmeleri, karalamaları görüyoruz. Ve biraz daha hem metnin hem de yazarın dünyasına girmemiz anlamında bunlar önemli parçalar olarak karşımıza çıkıyor. Hatta burada sunumdan önce de baktım. Tanpınar Merkezi'nde bir de Tanpınar'ın kütüphanesinin bibliografyası verilmişti. Hangi eserleri okuduğuna dair. Bu da kaynakları görme açısından oldukça önemli. Yazarın kaynaklarını görme açısından. Aradığım bir de güzel bir şey vardı Tanpınar Merkezi'nde. Tanpınar'ın romanlarında geçen müzikler... Örneğin Huzurdaki Müzikler, Günlük'te bahsettiği müzikler, Tanpınar'ın türküleri, eserlerinde ismi geçen eserler, müzikler, şarkılar, ilişkiler şeması ya da mekanlar, Tanpınar'ın Paris'i. Böyle haritalandırma çalışmaları gerçekten hem gidemediğimiz yerleri görmek açısından gayet güzel olmuş. Örneğin herhangi bir yere tıkladığımızda Victor Hugo'nun evi. Burada Tanpınar hangi eserinde ne şekilde bahsediyor Victor Hugo'nun evinden onu görüyoruz. Bu anlamıyla çok yönlü bir kişisel arşiv olmuş aslında Tanpınar Merkezi. Tabii geliştirmeye de açık. Tanpınar Ansiklopedisi. Hatta bir kitap da mevcut bununla ilgili. Tanpınar Sözlüğü pardon. Tanpınar'ın çok sık kullandığı kavramların onun dilinde, onun eserlerinde ne anlama geldiğini işliyor. Ve Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi. Burada yine koleksiyonlar oldukça geniş. Adalet Ağoğlu Araştırma Odası, Leyla Erbil Özel Koleksiyonu. Bunlar ancak dijitale açık değiller. Dijitale açık olanları göstereceğim. Yerinde araştırma imkanı var bildiğim kadarıyla. Ancak şöyle bir projeleri var. İstanbul Hafıza İnsan diye. Örneğin burada tamam. Çok fazla koleksiyona dijital erişme imkanı sunulmuş. Şurada mesela Jale İnan koleksiyonu. Jale İnan önemli bir Türk arkeolog. Ve Perge ve Side antik kentlerini kendisinin çalışmaları sonucunda aslında öğreniyoruz. O yüzden onun belgeleri, çizimleri, kolaj çalışmaları, işte yazışmaları burada erişime açık. Bu sadece bir örnekti.
Onun dışında farklı kişilerin de yine koleksiyonlarına erişebiliyoruz ya da farklı kategorilerdeki koleksiyonlara erişim mevcut. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nin Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin yaptığı Leyla bir özel koleksiyonu, mektupları, yazışmaları, farklı belgeler çok yakın zamanda dijital ortama aktarılmak üzere şu an üzerinde çalışılıyor. Bu anlamıyla yine kişisel arşivlerin güzel örneklerinden birisi olacak tamamlandığında. Koç Üniversitesi'nin geniş bir arşivi var. Burada örneğin bu Ankara fotoğraf, kartpostal ve gravür koleksiyonu ilgimi çekmişti. Ankara harita ve plan arşivi ya da yapılan tezler. Farklı alanlardaki araştırmacılar ya da ilgililere. Çünkü illaki akademik çalışma yapmayacak olabilirsiniz ama tarihin peşinde gitmek, bir anlamda o belleği görmek ve ilişkiler alanı oluşturmak açısından önemli koleksiyonlar var. İstanbul'un Sesleri koleksiyonundan burada da gördüm, birazdan bahsedeceğim. Adı Sakıp Sabancı Müzesi dijital koleksiyonlar ve arşivleri. Örneğin Abidin Dino arşivinde işte eşi Güzin Dino tarafından bağışlanan kimi işte metinleri, dönemin gazetelerinden keserek sakladığı parçalar ya da çeşitli belgeleri bu arşivde mevcut. Şuradan arşive göz atlayarak yayınlarını, işte gazete yazılarını ve farklı belgeleri görebiliriz. Kişisel arşivler bağlamında bir de yine kendi doktora çalışmam olduğu için de biraz bahsetmek istiyorum. École Normale Supérieure'de Paris'te Modern El Yazmaları ve Metinler diye bir enstitü var. Burada da çeşitli ekipler mevcut. İşte Fransa Edebiyatı'nın öne çıkan isimleri, Proust, James Joyce, Aragon gibi isimler. Neler yaptıklarından bahsedeceğim. Aslında bizim az önce bahsettiğim gibi yine Tanpınar ve Leyla Erbil koleksiyonlarıyla örtüşüyor. Belki daha da çok bize fikir verir yapılacak yine çalışmalar için. Benzer şekilde yine yazarın günlüklerini okuyorlar. El yazmalarındaki halini bilgisayar ortamına aktarıyorlar ve peyderpey bunlar da basılıyor. Ancak bu günlükler çok uzun bir zamanı kapsamış. 45 yılın günlükleri var burada. Eski çalışmalarda bir dizin oluşturulmuş günlüklerdeki konular üzerine. Felsefe, matematik, şiir, edebiyat gibi. Ancak yeni çalışmalarda da gün gün cilt cilt bunlar yayınlanıyor. Fakat sadece 1914 yılına kadar gelinebilmiş. Daha 30 yıl bekleyen günlükler var, aktarılmayı bekleyen günlükler var. SALT yine bir sanat merkezi. Burada önemli bazı arşivler var. SALT araştırmadan girdiğimizde. Şurada arşiv. Üç başlığı ayırmışlar. Sanat, mimarlık ve tasarım, kent, toplum, ekonomi. Burada ben daha önceden bir örnek hazırlamıştım. Biraz uzun sürüyor çünkü açılması. Örneğin bu kent, toplum, ekonomi başlığında işte diğer koleksiyonlarda işte basın, başka alt dalları da var bu şekilde. Bu örnekte Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu görüyoruz. Çekoslovakya Cumhurbaşkanı'na bir mektup sunmuş. Onunla ilgili haber görüyoruz. Ve bunun gibi sanattan aslında devam edebiliriz. Hani neler olduğuna dair şeylere bakalım. İşte sergiler, sanatçılar. Bu muhtelif başlıklar altında özellikle ilginç fotoğraflar, kartpostallar ve gazeteler oluyor. Diğer muhtelif başlıklarına ayrıca bakılması gerekiyor. İşte eski İstanbul fotoğrafları ya da farklı illerden, şehirlerden fotoğraflar var. Bu da aslında bu sunum için gördüğüm bir şeydi, bir çalışmaydı. İstanbul'un Sesleri projesi. Umarım sesi duyabiliriz. Örneğin zanaatla ilgili başlıklandırmalar yapmışlar, kategoriler var. Din, doğa, eğlence, sokaktaki meslekler, yiyecek içecek gibi. Zanaatla ilgili şu bölgede bazı sesler kaydedilmiş. Gibi sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bir cam üfleme atölyesinde, bir cam atölyesinde
duyulan sesler kaydedilmiş. Bu da yine bir doktora tezi kapsamında, Koç Üniversitesi'ndeydi zannediyorum, bir doktora tezi kapsamında yapılmış bir proje. Hem konumlarını görebiliyoruz hem de çeşitli bölgelerden ve etkinliklerden sesler duyuluyor. Ulaşım, başka bir şey. Bu birazcık benim ilgimi çekmişti açıkçası. Güzel bir çalışmaydı. Ve böylece konuşmanın başından beri belki aynı şeyi söylüyorum ama yeni çalışmalar, daha neler yapılabilir? Bu anlamda bizi besleyen güzel projeler. Şimdi son başlığa geçtim sanırım. Evet, kişisel koleksiyonlar ve şehir belleğinden sonra biraz daha alan içindekiler için işte yazmalar, kitabeler, Osmanlı araştırmaları ve tarihi belgeler. Türk Tarih Kurumu'nun kütüphanesi de hem dijital anlamda da oldukça geniş. Arşivde Atatürk koleksiyonu, işte Enver Paşa koleksiyonu, Ethem Eldem koleksiyonu gibi kişilere ait çeşitli belgeler var. Bunun dışında tabii süreli yayınlar, kitaplar koleksiyonları da mevcut. Ve dijitalde 1928 öncesi yayınlanmış 15 bine yakın eser olduğu yazılı koleksiyonda. Açıkçası çok fazla, bunların içinde de çok fazla koleksiyon var. Ama burada şöyle bir şey ne karşılaşıyoruz aslında. Tam koleksiyonlar, evet, çoğu milli kütüphanede, evet, mecliste ya da az önce bahsettiğim Hakkı Tarık Usta mevcut. Ama oradan yaratılmış boşlukları da, açıkta kalan bazı yerleri de diğer arşivler aracılığıyla tamamlayabiliriz. Bu anlamda güzel imkanlar sunuyor gerçekten. Yazmalar, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yazma eserlerin dışında fiyat olarak gerçekten basılı halleri oldukça yüksek meblağlarda olan kimi divanlar, eserler mevcut burada. Bunları doğrudan indirebiliyoruz. Örneğin Muhibbi Divanı, incelemesi, metni ve tıpkı basımı hepsi bir arada. Bu anlamda yazma eserler kütüphanelerinde atlamamak gerekiyor. Burada da yine 208 bin toplam eser sayısı olan yazmalar.gov.tr'yi aynı şekilde kullanabiliriz. Aslında bu dijitale aktarılması 2007 oluyor bildiğim kadarıyla. Hatice Aynur, işte Günaykut öncülüğünde bir çalışma başlatılıyor. Ve onların ilk yaptığı hazırlıklarda da bunlar basılı şekilde yazma eserler kataloğu diye basılı bir şekilde var. Fakat sonraki dijital çalışmalarla 2007'de bu şekilde online ortamda, çevrimiçi ortamda ulaşıma açılıyor. Yine yazma eserler demişken Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ni de atlamamamız gerekiyor. Aynı şekilde Topkapı Milli Saraylar Müzesi Kütüphanesi'nde de çok fazla belge ve yazma eser var. Ancak burada çalışmak için öncelikle bir dilekçe göndermek gerekiyor. Çalışmanızın konusunu, çalışma yapacağınız tarih aralığını belirten bir dilekçeyle erişebiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Yazma eserler Marmara Üniversitesi'nde de mevcut. Ve Osmanlı çalışmaları, az önce de isminden bahsettim. Hatice Aynur hocaların bir projesi, Osmanlı Kitabeleri projesi. Burada çok fazla işte cami, farklı yapılardaki Osmanlıca tabelalar, metinler okunmuş. Örneğin bir örneğe bak, bir Yeşilağa Camii çeşmesine bakalım. Tabii bu günümüzdeki fotoğrafı. Hem haritada konumu belirleniyor hem de hangi yüzünde, işte yapım kitabesinde neler yazdığı fotoğrafıyla birlikte. Şurada üstte fotoğrafı ve Latin harflerini aktarılmış halinde altta görüyoruz. Aslında bunlar hani araştırmacılardan da belki önce öğrenciler için de okuma pratiği ya da işte çok fazla kitap var. Mahkeme tutanaklarının nasıl okunacağı, kitabelerin nasıl okunacağı. Çünkü bunların belli yapım kitabelerinin nasıl okunacağı belli bir formatı olan metinler bunlar. O yüzden yazışmalarda ne nereye yazılıyor bir kalıbı var. Bu anlamıyla pratik yapma açısından da aslında önemli kaynaklar olarak görebiliriz bunları. Bu da yeni bir çalışma, Dijital Osmanlı Araştırmaları çalışması. Burada aslında
Eserden ziyade araştırmacıların projeleri yükleniyor ve eğer sizlerin Osmanlı araştırmaları üzerinde işte makaleniz, projeniz, başka çalışmalarınız varsa iletişime geçerek burada online bir şekilde okuyucularla, ilgililerle ulaştırma imkanı buluyorsunuz. Burada adım adım anlatılıyor aslında hangi projelerin olduğu. Çok daha yeni bir veri tabanı bu ama gittikçe projelerle birlikte, analizlerle birlikte gittikçe artacak, kullanıma da artacak bir veri tabanı. Evet, fotoğraflar da var. Bundan çok yeni haberim oldu benim de. Burayı almak istedim. Osmanlı Edebiyatı Bibliografisi veri tabanı. Yine Hatice Aynur hocaların çıkardığı bir katalogtu aslında bu. Sonra dijital ortama aktarıldı. Burada Osmanlı Edebiyatı ile ilgili, Osmanlı çalışmaları ile ilgili tezler, kitaplar, makalelere erişebiliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi de Devlet Arşivleri Kütüphanesi de hem Cumhuriyet dönemi evraklarına hem de Osmanlı dönemi belgelerine erişebilmemiz açısından önemli. Burada kayıt olduktan sonra tarama kısmında göstermek istedim ama sanırım internette bir sorun var, açamıyorum. Örneğin burada Osmanlı arşivi ile ilgili işte tarihi kayıtlar, özellikle tarih alanındaki araştırmacıların ilgisine işte azil kayıtları, devlet memurlarının sicil kayıtları. Ancak bizim için de oldukça fazla kaynak var. Ben Tevfik Fikret Har atmıştım burada işte başka bir çalışma için. Bulunduğu görevler, işte Mektebi Sultani'de öğretmen, oradan ayrılışı, oraya atanışı gibi belgeler mevcut. Genelkurmay Atasya Daire Başkanlığı arşivinde de askeri tarih ve stratejik belgeler mevcut. Atatürk'ün not defterleri buralarda mevcut. İşte nasıl yararlanabileceği, hangi linklerden ulaşılabileceği de yazılmış. Biraz daha tarihi belgelerle ilgilenenler ya da bu alanda çalışma yapanlar için güzel bir arşiv bu da. Deniz Müzesi arşivi, dergiler ve kitaplardan oluşan online erişimin de olduğu geniş bir arşiv burada da var. Daha çok tarihle ilgili bilgiler var. Ve yine tarihle ilgili şeriye sicilleri, Osmanlı ulemalarının bulunduğu görevler, işte kayıtları gibi çeşitli belgelerin olduğu bir arşivde mevcut. Konuşmanın başına da dediğim gibi arttırılabilir, daha fazla örnekler verilebilir çünkü yurt dışında da çok geniş arşivler var. Bu anlamıyla benim hani toparlayabildiğim şekilde bunları anlatabildim ama farklı alandan katkı yapmak isteyenler, aynı alandan da olur tabii ki. Varsa sohbet kısmına yazabilirler, söz alabilirler. Hatta çok iyi olur. İşte sinema olabilir, başka arşiv olabilir. Bunun daha çok edebiyat araştırmacılara, tarih araştırmacılara bildiğim veri tabanları, arşivler bunlardı. Sohbet kısmına bakıyorum. Evet, yok tez merkezi. Belki onu atladım. Çünkü kütüphane arşivlerinden bahsedecektim. Yok tez merkezi de tabii ki ülkemizde yapılmış lisansüstü tezlerin ulaşabileceğimiz önemli bir kaynak. Evet hocam. Aynı şekilde öğrencilerimiz için. Onu da ben birazdan paylaşacağım. Biraz daha da bahsedeyim. Evet, çok teşekkür ederim Sait. Ulak bir makale veri tabanları. Hatta şeyden göstereyim. Önce bir tezi göstereyim. Senin kitabı ulak bir veri. Şuradan. Pardon. Şavdan mı falan? Tez adına göre ya da yazar danışman adına göre aramalar yapılabilir. Bizim durumlarında tezler indirilebilir. Eski yıllarda tezler burada mevcut ama dosya şeklinde yok. Onlar da üniversitelerin kütüphaneleri aracılığıyla getirtilebiliyor. Bu anlamıyla bir şey es geçmemek gerekiyor aslında. Kütüphane kullanımını ve oradan neyi nasıl isteyeceğimizi bilmeyi es geçmeyelim.
Bizim çok uzakta dediğimiz, ulaşamayacağımız sandığımız hiçbir eser yok aslında. Hem üniversite kütüphaneleri hem de il halk kütüphaneleri bunun için çalışıyorlar. Ve çok kısa sürede de eserleri temin ediyorlar. Bu anlamda geniş bir ağ var aslında. Yeter ki biz neyi nerede arayacağımızı aslında bilelim. Bu yüzden işte toplu katalogdan başladım ben. Tüm kütüphaneleri götürmek için. Veri tabanından bahsedilmişti. Sait söylemişti. Teşekkür ederim Nilüfer Hocam ve Sait. Burada da yine akademik dergilere erişebileceğimiz, makalelere erişebileceğimiz geniş bir veri tabanı. Tamam, veri tabanı. Dergiler, evet. Tekrar deniyorum. Bir açtım zaten. Evet, Hakkı Tarık Usta'dan bahsetmiştim. Konuşmanın başlarında kaldı galiba. Kaynakça info. Açalım. Bazen benim internetimden dolayı da açılmıyor galiba sayfalar. Ama arkadaşlar buradan not alırlarsa iyi olur. Ben de hatta dosya olarak hemen bahsettiğim sayfaların linklerini paylaşayım. Sanırım şeyde görebilirsiniz, evet. Kütüphane arşivleri diye bir dosya paylaştım. Eski kitaplarım.com sitesinde de pek çok kategoride kitap, eski harfli eserler var. Güzel, evet, bunu da biliyorum. Çok iyi oldu gerçekten. Eski kitaplarım. Evet. Gizemciğim, Sevfi Bey'den rica edebilir miyiz mikrofonunu kapatmasını? Tabii hocam. Sevfi Bey, mikrofonunuz açık zannediyorum. Evet, kapat. Çok teşekkürler, sağ olun. Tabii bu arada biz de dedikodu yapıyoruz. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Tekrar bir notlarıma bakayım acaba eksik kaldığım. Muhtemelen eksik kaldığım çok şey vardır. Çünkü gerçekten derya deniz bu arşivler. Ama ilk elden ulaşabileceğimiz, bizim işlerimizi görebileceğimiz, araştırma yapabileceğimiz sayfalar olarak bunlar aklıma geldi. Başka katkılar var mı acaba? Farklı alanlardan da olabilir. Tabii şeyleri de unutmayalım. Üniversitelerin veri tabanlarında, yani sadece kütüphane kataloglarını değil, onların açık erişime sunduğu çok fazla veri tabanı oluyor. Dünyanın farklı üniversitelerinin kütüphaneleri olabilir, farklı veri tabanları oluyor. O yüzden mutlaka tekrar ekranımı paylaşıp gösterebilirim. O yüzden mutlaka ben üniversitemiz örneğinde vereceğim ama her üniversitede bunu gördüm zaten. Elektronik kaynaklar kısmında deneme veri tabanları, açık erişim veri tabanları, abone veri tabanları gibi kısımlar, işte e-dergi, e-kitap, tezler, erişime açık. O yüzden bunlara da dikkat edilmesini tekrar söylemek istedim. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Çok teşekkür ederim sabırla, ilgiyle dinlediğiniz için ve katkılarınız için de çok teşekkür ederim. Başka bir şey var mı acaba ekleyeceğimiz? Değilse ve hazırladığım PDF'ye de sizlere ulaştıysa, bir de sohbet kısmında yazılanları da not ettiyseniz bitirebiliriz isterseniz. Çok teşekkür ederiz Gizemciğim. Ağzına sağlık verdiğin güzel bilgiler için. Umarım herkes faydalanmıştır. Sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık gerçekten. Çok faydalı bir akşam oldu hepimiz için. Teşekkür ederim, sağ olun hocam. Tabii aslında benim de hem size çok teşekkür ediyorum katılım için, hem de özellikle tarih konusunda bilmediğim çok şeyler vardı. Bu deniz müzesinden bahsettim. Yani yer olarak biliyorum ama arşivlerin açık olduğunu bilmiyordum. O anlamda hem Sait arkadaşıma çok teşekkür ederim. Nilüfer Hoca'dan, sizden, Nagihan Hoca'dan çok büyük destekler aldım. Ve aslında biz kendi iletişim halimizdeyken sürekli yeni bir şeyleri birbirimizle paylaşıyoruz. Ve biraz da hem öğrenci arkadaşlarımdan hem de hocalarımdan şeyi gördüm. Yani hepimizin bildiği şeyler çok farklı.
Ve biz onları bir araya geldikçe, işte paylaştıkça yeni şeyler öğreniyoruz ve hem çalışmalar zevkli oluyor, hem çok boyutlu oluyor, hem yeni fikirler aklına geliyor insanın. Bu sebeple böyle bir platformda da tekrar buluştuğumuz için ayrıca teşekkür ederim. Katkı sağlayan hocalarıma da çok teşekkür ederim. Öyleyse görüşmek üzere. Güzel yorumlarınız için sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun tekrar.